Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle bir niyetlenin bakalım neler söyleyecek. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar sadece uyanları siz alın, uymayanları devrene gönderin. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki arkadaşlar hepimizin derdi bambaşka. Hepimizin sınavı bambaşka. Sizler uyanları alın, uymayanları da şöyle evrene gönderin enerjisiyle dinleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi ben kolektifin hayrına olsun diye pozitif bir enerjiyle gönderdim. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra görebildiklerimi paylaşacağım. Kocaman bir şöyle yüzüğü görüyoruz değil mi? Halka ve üstünde bir göz oluşmuş. Yuvanızda nazar var, göz var. Bu sadece yuva mıdır? Yani alyans gibi göründüğü için yuvanızda diye ifade ediyorum. Belki ev hanenizdedir ya da evlilik aşamasında olur musunuz? O zaman siz bu aşamadakiler, evleneceğiniz olan kişiyle ilgili gözünüz, nazarınız var diyebiliriz. Arkadaşlar buna. Şimdi zaten iç dünyanıza baktığımda 1 2 3 konuyu üst üste koymuşsunuz. Bu üst üste koyduğunuz konularla alakalı da evet bir hesaplaşma görseli var. Yani ister buna şey diyelim, ne diyelim ona? İsterseniz mahkeme, isterseniz haksızlık, isterseniz bazen imza ile alakalı konularda da bunlar çıkıyor arkadaşlar. Balık kızı gibi durmuşsunuz. Ayaklarınız balık ayağı gibi durmuş. Bir şey birine bir şey vermek var burada. Sanki şurada bak boğum boğum olmuş bir insana bir şeyler söylüyorsunuz. Tamam hani söylemeniz iyi, hoş tamam ama karşı taraftaki kişi birileri tarafından doldurulmuş ve iç kısmı boş. Yani boş iç kısmı şeklinde görünüyor. Hani benim burada anlayacağım dilden ifade edersem şu. Yani siz bir şeyler ifade etmeye çalışıyorsunuz. Bu haksızlıkla alakalı birisini almışsınız karşınıza. Ya diyorsunuz o öyle olur mu? Bu böyle olmalıydı diyorsunuz ama karşı taraf ne kadar alıyor bunu arkadaşlar? Boşlukta. Arkasındaki iki kişiyi almış. O iki kişi sizce kimdir? Annesi babası mıdır? Çalıştığı iş arkadaşlarınız olduğu için onlar mıdır? Hani burada birazcık cevap sizde, yorum sizde. Siz kendi hayatınızdaki insanlara göre değerlendireceksiniz buradaki görseli. Ve şu kadar söyleyeyim size. Bu konuşmalar bir yere varmış mı? Aslında işi daha da alevlendirmiş desem olur. 3 boğum var. Bu karşınızdaki kişi 3 konudan dolayı şişmiş. 2 kişinin de gazına gelmiş şişmiş. Hani siz anlata durun ama o sizi dinler mi? Çok emin olamıyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bir kere önünüzde şöyle bir şey var. Yapmanız gerekecek. Çok böyle yorulmuş bir insan. Ne olur yardım et diyorsunuz. Bir şeyi ne olur bana yardım et. Şu eli uzat bir diyorsunuz. Bir de kuru kafa çıkması bir hastalıkla da uğraştınız anlamına gelebilir. Ya da işte düşünseniz hastalıklı düşüncelerdir belki de onun anlamı aslında. Hani burada cevaplar tamamen sizde. Bir hastalıkla uğraştınız mı? Yoksa bu kişinin düşünceleri mi hastalıklıydı diyor burası yani. Çok net hem de. O yüzden sizlere burada söyleyebileceğim şey şudur ki sizin hayatınızda bayağı laflar da girmiş oraya. Oho, bayağı bir laflar var. Hastalıklı düşünceler olabilir. Kangren hesaplaşmalar var burada arkadaşlar. Yani çok net bir şekilde senin hayatındaki insanın hastalıklı düşünceleri varmış diyor burası. Uzatmışsın bak net bir şekilde. Şurada şeyi göstereceğim size terazi gibi. Bugününüze geldiğimde özellikle görüyorum çünkü bunu. Diyor ki ya senin hayatındaki insan bir kere bir şeyleri çok net uzatabilen bir insan. Gelmiş geçmiş yani hem gelecek hem geçmiş tarafınla alakalı olarak da büyük oranda şeysin yani uğraştırıyor seni. Aynı konuları konuşmak zorunda kalabilirsin. Fakat burada karışanlar da var. Senin hayatındaki aile büyükleri de diyebiliriz buna. Burada cevap sizde. Aile büyükleri de diyebiliriz.
Ay çok güzel bir ağaçla dallanmış. Bu kısmetli bir döngünüz sizin. Şimdi bu kısmet döngüsüyle bağlantılı olarak size şunu söyleyeceğim. Sizin hayatınızda, bugününüzde kısmetinizin olduğunu bildiğiniz bir durum söz konusu. Bu durumla alakalı karışanlar çok. Geçmişten gelen bir mevzu gündeme gelmiş net. Ama bu durum tamamen ağaç oluşturmuş. Bu da sizin muradınıza ermek istediğiniz bir konuyla bağlantılı olduğunu söylüyor burası bize. O yüzden arkadaşlar son uğraşlarınız. Yani bugün artık Şubat'ı saymıyor oluracaksak eğer 3-5 günü saymayacaksak şayet diyebilirim ki size yani 3-5-6-5 gün var değil mi? 6 gün neyse. Yani sonuç olarak ben Şubat'ı saymayacağım burada bilginiz olsun. Hani burada sizin burada anlayacağınız şey şu. Mart'ın 10'u gibi en geç. Onu bile geç hatta buradaki görüye göre. Onu geç bile hatta. Mart'ın 10'unda bir şey durumu var. Ne diyelim? O kalabalık, o vesvese, o şeyden aşacaksınız arkadaşlar. O durum bitiyor sizin için. Nedir? S harfi var. Ş harfi var. Nedir? Konuşanlar çok, karışanlar çok. Ve bu da sizin bir de muradınıza ereceğiniz bir şey. Yani millet niye bu kadar çok konuşuyor ki diyebileceğiniz bir şey. Ben aldım, ben üstlendim. Ben yapıyorum diyorsunuz ki burada evlilik sürecine doğru ilerlediğinizi bir S verdikten sonra bu S'in de şöyle diyeyim bu S'e de şöyle bir S veriyorsunuz. Millet bir susuyor. Bir susacaklar yani öyle diyeyim. Sustuktan sonra bir sessizlik, yorumsuzluk ya da bunun adı. Bir dinlen oh be diyeceksiniz ya bir susun bir kuru gürültüydü bunlar. Siz Mart'ın sonunda ne yapmak istiyorsunuz? Bak bir insan sizi hani beli bükülmüş yardım etmeye çalışıyordu. Orada bakın goril gibi duruyor böyle. Çok büyük demek. Güçlü biri demek. İş hayatınız da olabilir sonuçta bu. Bu iş hayatı da olabilir. İş hayatı değilse ne olabilir derseniz bana bu aile büyüğüdür. Bu olayla alakalı çünkü bu. Yani şu sizin şu anki durumunuzla alakalı ya da aklınızdaki diğer durumla alakalı. Çok net güzel bir yardım gelecek ya. Kupa kaldırmanızı sağlayacak. Bak şimdi ne kadar güzel net vermiş. 3 kişilik. Şöyle arkadaşlar siz bir kupa kaldırıyorsunuz. Arkanızdaki 1, 2, 3 kişi var. Gördünüz mü? Siz arkanızdaki kişi. Bu da birisiyle konuştuktan sonra sizi havaya kaldıran biri. Sizin elinizde bir kupa var arkadaşlar. Bu da Mart sonu demek. Sizin Mart sonunda alacak olduğunuz bir ödül, bir para, bir kendinizi kanıtlayacağınız döngü var burada. Çok net göstermiş. Zaten sonrasına bir bakın. Şöyle bir Nisan ayına bakın. Evet, küçük küçük imzalı süreçleriniz var. Bu imzalı süreçlerinizde tamamen şeyle alakalı olduğunu görüyorum. Ne diyelim ona? Evet arkadaşlar rahatlayacaksınız dediğim bir döngü olduğunu görüyorum. Konuları üst üste koymuşsunuz ama çözümleri de yanındaymış gibi. Hani sıradaki gelsin hop vereyim anahtarı çözelim gibi böyle cepte duran bir çözüm süreciniz var. Cebinizde taşıyorsunuz. Nisan ayında aşabileceğiniz sıkıntılar vardır. Sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Kendinizce bekliyorsunuz ya da öngördüğünüz sıkıntılar bunlar. Çok net öngördüğünüz sıkıntılar olarak çıkmış. Cebinizden hani çözüp hani bir şey alıp parasını o an vermek gibi yani. O an daha bitirecek olduğunuz süreçlerinizin olduğunu gösteriyor burası bana. Nisan, Mayıs. Mayıs ayında bir yere mi gideceksiniz? Mayıs ayında sanki böyle bir Eyfel Kulesi gibi bir tepede duran bir ışıklı bir yere gidiyorsunuz. Böyle kulesi var, direği var bilmiyorum. Ama böyle tepe gibi çıkmış. Yani bir sizin için en tepe mi anlamına gelmekte. Burada cevaplar sizde olacak arkadaşlar üzgünüm. Çünkü bir kule görüyorum. Kule fener gibi çıkmış. Yani o fener de sizin ha işte belki de bir tepedeki yatır. Belki bir dua haliniz. Belki bir dilek haliniz. Onu bilemem. Onu bilemem arkadaşlar. Ama çok net söyleyebilirim ki hayatınızda Nisan, Mayıs hatta Mayıs ayında büyük ödüllendirme. Hayatın kaymağını yemeye var mısınız diyesim geldi. Bak o kadar net rahatlayacağınız bir Mayıs'a var. Mayıs ayı var. Siz şimdi hangi sıkıntılarla mücadele ettiğinizi kendiniz biliyorsunuz. Kademeli kademeli birisinden gelecek goril gibi gördüğüm güçlü bir insan diyorum. Yani bir insanın da sizi ayaklandırması hiç
hiç beklemediğiniz bir patron desteği, hiç beklemediğiniz bir oda arkadaşı desteği, hiç beklemediğiniz bir amca desteği. Hani amcamdan da beklemezdim diyeceğim bir güzel destektir o arkadaşlar. O yüzden burada çok rahatlayacağınız döngü Mayıs'a kadar. Ya sabır diyorum, 3-5 ay var mı? Var. Evet. Hani kimse parmağını böyle haydi bakalım şimdi günaydın mis gibi bir sabah. Keşke öyle olsa hayat dediğin ama sınıyor, kanırtıyor bazen. Ama bir şekilde ödüllerini alma zamanına doğru ilerlemişsiniz. Ne mutlu size, inşallah da öyle olsun zaten. Şimdi özellikle şunu söyleyeceğim. Yaz döneminiz iş yerinde hayalini kurduğunuz bir dağ var ve o dağı tek 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 tırmanıyorsunuz gibi. Onun dışında çok net iş, aşk tarafınız, iş tarafındaki rahatlamayla eve getirilen bir huzurmuş gibi görünüyor. Bir 3 rakamı var. 3 ay içerisinde evlilik, aşk hayatınızla alakalı kafa kafaya verdiğiniz bir döngü. 5 demiş hatta, Mayıs ayından sonra siz bir evlilik niyetindesiniz. Bir kalabalıktasınız. Güzel bir aydınlanma var. Birlikteliğiniz olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. 5 demiş burada. 5 aya, 5 ayın, 5 ayın 5'inde. Hayır, bu bence Mayıs ayından sonra. Evlilik kartı çıktı bakın. Şurada kafa kafaya verdiğiniz bir durum var. Ortada da 5 var. 5 Mayıs ayında evleneceğin insanla tanışacaksın ya da evliliğinde çok güzel bir sürecin olacak gibi düşünülebilir. Hane içerisindeki konuşmalar giderek azaldığı için şimdi şurada bir uzaylı yüzü görüyorum ama çok ardınızda bıraktığınız için giderek rahatlıyor olduğunu gördüğüm için bu içinde diyebilirim ki sizin maddi manevi huzura doğru ilerleyeceğiniz bir döngü içerisindesiniz. Şubat bitti bitecek. Mart, Nisan, Mayıs 3 aylık bir döngünüz var. Mayıs itibariyle hayatınızda özellikle mesela şöyle bir çizgi çizmişsiniz. Buna da Haziran diyecek olursam ilk 6 ay daha net görünür her falda zaten. Buna da Haziran desek inanın bana şey diyebilirim size. Sizin şöyle bir Haziran'a kadar mücadeleleriniz artık son, artık bitmiş. Bir oh be. Ne zaman derim? Nisan biter dersin. Mayıs'ta keyfini çıkartırsın. Haziran'da da hamakta sallan. İnşallah arkadaşlar ya. Enerjisini sevdiğim falları keşke yarın başlasa dediğim doğrudur. İş tarafınızla alakalı. İnanın şu an depresyon kartında olmanıza hiç gerek yok. Bir dağ belirlemişsiniz hedef gibi. O hedefte ilerliyor olacaksınız. Bazı kaygılanmalar yaşadığınız anlamına gelir. Gereksiz olacak, bilginiz olsun. Fala göre önünüz çok açık. Hane ortası yüreğinizin içi ya da yakın akrabalıklar, akraba aile ilişkilerinizle alakalı. Araba var, dengeyi kurmuşsun. Yamyamlar vardı mı? Vardı. Uzaylı yüzleri gibi dediğim. Dolayısıyla onlar geride kalacağı için hiç takılı kalmayın inanın. Yolunuzu açın, gidin diyorum. Evlilikle ilgili bana kalsa Mayıs'ta evleniyorsunuz ya da nişanlanıyorsunuz. Evleneceğiniz insanı buluyorsunuz. Mayıs'ta aşk var. Gidişat nedir? Var olan süreç sizi mutlu ediyor ama bir şey daha olsaydı daha iyi olurdu diyeceğiniz de bir şey olacak. Aslında önünü çok temiz verdiği için herhalde bu da hayatın cilvesi diyorum. Çünkü hani neye göre, kime göre mutluyum ve ah bir de şu olsaydı dediğiniz şey. O yüzden de ben burada fala göre değerlendirdiğimde ah şu anda hiçbir şey yok hayatımda diyor olabilirsiniz belki. Ama biliniz ki Mayıs ayında bir evlilik, bir düğün, bir telaş, bir beraberlik olma ihtimali çok çok yüksek, bilginiz olsun arkadaşlar. Tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarabildiğim bir açılım oldu. Yine sadece aldığım enerjiyi ifade etmeye çalıştım dilimin döndüğünce. Dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şunu söylemeyi hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim inanın. Sabah akşam devam ediyorum ya, sayenizde oluyor biliyor musunuz? Ben sizlerden bu enerjiyi alamıyor olsa idim buralarda olamaz idim. Çünkü sizlerin enerjisi beni inanılmaz yani pozitif anlamda bir besleme sürecine giriyoruz. Karşılıklı duygular içerisindeyiz. Ben sizlere dua ediyor, şükrediyorum. Siz de bana bu güzel bağı çok inanılmaz değerli buluyorum. O yüzden de her falımın sonunda iki kelam da olsa ediyorum. Zaten özelden de ne olur edin bize de iyi geliyor diyorsunuz. Çünkü unutmayın ki bugün sizin derdiniz var ya benim de var. Yani aslında insanoğlunun dertsizliği yok bence. Yani dolayısıyla bugün de yine birbirimizle motive olabiliyorsak ne mutlu. Derdini bilemem. Dermanı Rabbim tarafından kararlandığı gün seni bulacak onu biliyorum. Bu bir sınavsa sadece şunu yapmaya çalışın istiyorum. Yani ben de sizlere sığınarak yapabiliyorum. Diyorum ya karşılıklı diye.
Şimdi biz beddua edelim. Sabah kalkalım beddua, akşam kalkalım beddua. Her gün her saniye hatırlayalım bize o yapılan kötülükleri. Sizce o kişiye hemen ceza gider mi? Yani biz burada ceza birimi değiliz yani. Rabbim ilahi adaletini öyle bir işletiyor ki, sistem öyle bir ilerliyor ki arkadaşlar. Yani hayat kötü olacak kadar keşke upuzun olsa ama çok kısa ya. Daha dün ilkokula gidiyordun. Aa dün evlenmişti. Aa çocuğun dün doğdu. Oo çocuğun askere gitti. Ah çocuğumun çocuğu oldu falana bağlıyor insan. Hiç anlamıyor. Yani anlayanı duymadım daha ben bu hayatımda bu yaşımda. Aa ben sonuna kadar yaşadım diyeni hiç duymadım inanın. O yüzden Rabbim sağlık versin. Nelerle yaşadık, nelerle sınandık biliyorsunuz yani neleri atlattık. Sağlık versin, hepsi olacak. Beddua ile besleme kendini. Bazen bir de şunlara hem şahit oldum hem deneyimledim. Ay çok kötü oldu be, eyvah dedik yani. Eyvahlar olsun başımıza neler geldi. Aa iyi ki bu gelmiş. Çünkü bana şu kapıyı açtı. Yani şer sanıyoruz. Üzüyor. Kul kurar kader gülermiş arkadaşlar. Yani üzüldüğün şey senin sevineceğin şeyin kapısıymış meğerse. Onu zaman gösterecek. O yüzden umutsuz olmayın yarınlarınızdan. Bugünlük benden bu kadar. Çok şükür ki bugün yine beraberiz dedim. Ve bir sonraki açılıma kadar hep dediğim gibi başta en büyük zenginliğimiz sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.